Değerli izleyicilerimiz, gerek ana vatanımız Türkiye'mizden, gerekse de dünyanın pek çok noktasından bizi izleyen herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Emekli TV'ye hoş geldiniz. Kıymetli izleyicilerimiz, Avrupa'da yaşayan tüm vatandaşlarımızı çok yakından ilgilendiren bir konuyu dikkatinize sunacağım. Maalesef pek çok ülkede, Almanya, Fransa, Hollanda, İsveç, İsviçre, Danimarka, Finlandiya, İsveç, Belçika, İngiltere gibi vatandaşlarımızın yoğun olarak yaşamış olduğu ülkelerde çok ciddi bir durum var. Ailelerin, özellikle Türk ailelerin çocukları ellerinden alınıyor. Bir şekilde mahkeme kararı ya da sosyal hizmetlerin, sosyalin kararıyla ellerinden alınan çocuklar başka ailelere veriliyor ve bu ailelerin hiçbir şekilde Türkiye ile bir bağlantısının olmadığı, Türklükle bir alakasının olmadığı, Müslüman olmadığı ve çocukları da tamamen kendi kültürleri doğrultusunda yetiştirdiği, adeta devşirdiği arkadaşlar yönünde çok sayıda haber var. Bununla ilgili olarak Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, evet, bir açıklama yaptı. Yurt dışında 2015'ten bu yana 398 koruma altına alınan çocuk vakasıyla ilgilendiklerini, 200 çocuğu ailelerine geri aldıklarını, ancak geriye kalan kısmının halen başka ailelerde olduğunu, Türklere ait çocukların başka ailelerde bulunduğunu ifade etti. Şimdi değerli izleyicilerimiz, bakın, İsveç'te geçtiğimiz günlerde insanlar sokaklara çıkmıştı, ellerinden alınan çocukları istiyordu. Türkiye kökenli olanlar da vardı, pek çok ülkenin vatandaşlarının çocukları ellerinden alınmıştı. Haklı olarak çocukları ellerinden alınanlara bir şey söyleyemeyiz, o ayrı bir şey. Ama ailelerin elinden alınan çocukların akıbeti bilinmiyor arkadaşlar. Neredeler? Hangi aileye verildiler? Bu aileler nasıl? Kültür yapıları nasıl? Çocuğa nasıl bakıyorlar? Bununla ilgili hiçbir bilgi yok. İşin enteresan tarafı, bakın, bir Türk ailenin elinden alınan çocuğu eşcinsel bir karı kocaya veriliyor. Karı koca demeyelim de, ikisi de erkek. Şimdi bu çocuk böyle bir iki kişinin yanında yetişiyor. Kime anne diyecek, kime baba diyecek? Siz hangi hakla, hangi kanunla eşcinsel olan bu iki kişiye bir Türk çocuğunu veriyorsunuz? Hangi hakla? Hani tamam, koruyucu aile adı altında birilerine verdiniz de, bu nedir ya? Bu nasıl bir rezilliktir? Arkadaşlar, bu konuyla ilgili olarak bakın, benim naçizane tavsiyem şu. Tabii ki problemli anne babalar var. Bak, bunları kabul ediyorum. Yani çocuğu dünyaya getirmeyle, çocuğu yapmayla anne baba olunmuyor. Anne babalık bu değil zaten. Ama bir anne baba hata yapıyor, geçici bir şey, bir şey oluyor. Birileri şikayet ediyor ya da bir şekilde çocuğu elinden alınıyor. Elinden alınan bu çocukları bir daha asla geri vermiyorlar arkadaşlar. Ben çok az biliyorum, çok nadir. Zaten anne baba da, pek çoğu için söylüyorum bunu, hatasını anlıyor. Bunu söylerken her anne baba iyidir demiyorum. Sakın yanlış anlamayın arkadaşlar beni. Çok kötü anne babalar da var. Çocuk ellerinden alınarak çok iyi yapıyorlar. O ayrı bir şey. Ama yalan yanlış iftirayla ya da değişik şekilde çocukları elinden alınan anne babaların çocuklarının akıbeti belli değil. Belli değil. Devlet diyor ki biz bakıyoruz diyor, söyleyemeyiz diyor. Tamam, söyleme. Tamam, iyi güzel. Peki sen sonsuza kadar benim çocuğumu elimden mi alacaksın? Sen sonsuza kadar bu anne babayı evlatsız mı bırakacaksın? Arkadaşlar, en kötü anne baba bile devletin verdiği bu koruyucu aileden bana göre daha iyidir. Ha, çok kötü anne babalar var. Onları, bakın, tekrar ediyorum, altını çiziyorum. Onlara tamam, alsınlar onların çocuklarını. Yazık. Ama kardeşim, sen aklı başında bir şekilde bir hata yapmış, bir şey olmuş, bakamamış ya da bir şey olmuş yani. Çocuğu elinden alıyorsun ve ortadan kaybediyorsun. Çocuklarınıza sahip çıkın kardeşim. Benim naçizane tavsiyem şu. Bunların eline düşerse
O çocuğun hayatı da kararıyor, senin de yani ananın, babanın da hayatı kararıyor. Bununla ilgili Sayın Bakan açıklama yapmış, çalışmaları olduğunu ifade etmiş. Köln'de bununla ilgili bir ateşelerinin bulunduğunu söylemiş. Yani kıymetli izleyicilerimiz, burada şunu da söylememiz lazım. Özellikle yurt dışında yaşayan vatandaşlarımıza ücretsiz avukatlık desteği verilmek zorunda. Bakın, ücretsiz. Avukatlar Avrupa'da çok pahalı. Vatandaş kapıyı çaldığı an selamun aleyküm dediğinde 500 euro. Şimdi vatandaşın maaşı kaç para? Geliri kaç para ki sen 500 euro alıyorsun? Tamam, avukatın parası diyelim bu. Bunu mutlaka ve mutlaka bizim konsolosluklarımız, büyükelçilerimiz ödemek zorunda. Bu tür sosyal yaralar eğer oluşmasın diyorsanız, bununla ilgili Dışişleri Bakanlığımız ya da ilgili bakanlıklar bir fon ayırmak zorunda, bir hukuk parası ayırmak zorunda vatandaşı için. Şimdi çok bilmem ne diyebilirsiniz. Kusura bakmayın. Devlet niye vardır? Vatandaşı için vardır. Avrupa'nın neresinde olursa olsun, dünyanın Amerika'da, Kanada'da, Avustralya'da, nerede olursanız olun, devlet vatandaşı için vardır. Vatandaş yoksa devlet de yoktur. Millet yoksa devlet yoktur. Onun için bu sorunu bir an önce çözmek için hukuki olarak da ana babaların desteklenmesi gerekiyor. Aman çocuğunuza dikkat edin kardeşim. Çocuğunuzu, herkes hata yapabilir, herkesin çocuğu hata yapabilir, herkes yanlış yapabilir. Bir şekilde tolere edin. Şiddet asla kullanmayın. Özellikle kız çocuklarımıza daha çok sahip çıkalım. Kız çocuklarımızı erkekten ayırmayalım. Kız çocuklarımızı daha çok anlamaya çalışalım. Kız erkek ayırmıyorum bakın. Ama kız çocuklarına çok yanlış yapan, ayıran, erkekten ayıran ana babalar var. Ne demek istediğimi anladınız. Aman, aman, aman diyorum. Hepsi bizim gözümüzün nuru. Çocuklarımızı aman diyorum. Bu işte bilmem sosyaldi, oydu, buydu kaptırmamak için lütfen biraz daha dikkatli olun. Yani bunu söylerken yanlış anlamayın. Benden büyük hayat tecrübesi, benden çok olan değerli büyüklerim var. Ne demek istediğimi daha iyi anlıyorsunuz, bunu biliyorum, ama kötü aile Türk aileler de var. Bunları da biliyorum ben. Ama bu koruyucu aile adı altında Alman'a, Fransız'a vesaire çocuklarımızı kaptırmayalım. Aman aman diyorum değerli izleyicilerimiz. Siz de bu konuyla ilgili görüşlerinizi videomuzun altında bulunan yorum bölümüne yazarak bize iletebilirsiniz. Siz bu konuyla ilgili olarak ne düşünüyorsunuz? Lütfen videonun altındaki yorum bölümüne yazarak bana ulaşın. Bunun yanı sıra gündeme getirilmesini istediğiniz konular varsa kanalımızın Facebook, Instagram, Twitter hesaplarından da bana ulaşabilirsiniz. Buradan da dilediğiniz gibi mesajları bana gönderebilirsiniz. Evet kıymetli izleyicilerimiz, gerek ana vatanımız Türkiye'mizden gerekse de dünyanın pek çok noktasından beni izleyen herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Hoşça kalın.